Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu salise aşere min sureti Zümer. Bugün Zümer suresinin 13. dersini 24. ayetinden itibaren okuyoruz. Efemmen yetteki bi vecihi su'el azabi yevmel kıyameti. Ayetin zahiri, o kimse ki kıyamet gününde kötü azaptan yüzüyle ne ediyor? Kendini korumaya çalışıyor. Bu adam ile bu ne? Bu adam ile o adam ki azaptan emindir. Bu ikisi bir olabilir mi? Hayır, bir olamazlar. Efemmen yetteki bi veşihi su'el azabi yevmel kıyameti. Bu kemen huve aminun. Azaptan emin olan kimse gibi midir? Hayır. Şimdi efemmendeki hemze istifamdır. İstifamı inkaridir. İstifamı nedir? İnkaridir. Bildiniz değil mi? Bazen. Femen fay atifedir. Normalinde hemzeden öncedir. Hemzeye sadaret olduğu için hemze onun önüne geçmiş. Eğer hemze yerine hel olsaydı fehel. Fa helin önüne geçerdi. Bu fay atfe femmen yetteki biveşihi mahzuf bir cümleye atfediyor. O mahzuf cümle nedir? E kullu nasi sevaun. Kullu nasi mubtada sevaun haber olur. Bu bir cümledir. Bütün insanlar eşit midir? Femmen yetteki biveşi suel azabi yevmel kıyameti kemmen huve aminun minhu. Bu cümleyi اَكُلُّ النَّاسِ سَوَاءٌ üzerine ne ediyor? Atıf ediyor. Bu cümle, yani اَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَشِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ makablinin illiyet hükmündedir. Makablinin neyi? İllet hükmündedir. Makabil muhtedi dallerden, yani dalalette, hidayette olanlardan bahsedilmişti. Onların halleri, durumları birbirinden farklı olduğunu beyan etmişti. Bu efemen yettaki bir veşi illet hükmündedir. Yani niye hidayet dalaletteki kişiler aynı değiller? Ya dalalettekiler yüzüyle azabı def ediyorlar. Hidayete olanlar azabdan emindirler. Buna nasıl bir olabiliyorlar? Bir olamazlar. Anladınız değil mi? Maalesef. اَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَشِ سُوَ الْعَذَابِ سُوَنَنْ azabe idafesi sifetin mevsufe idafesi kabilesindendir. Yani اَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَشِهِ الْعَذَابَ سَيِّئَ الْعَذَابَ ne? الْعَذَابَ سَيِّئَ Su mester mana seyyidir, azabının sıfatidir. Ama sıfat mevsufun önüne geçmiş, mevsufuna ne olmuş? İdafe olmuş. Oldu. Pek yüzüyle, bak, yetteki fiil, faal-i müsted huvedir mene, mevsuleye gidiyor, biveşihi, yetteki mutarattır, ha mudafu ilihim, su'e yettekinin mef'uludur, azab mudafu ilihim, Yevmel kıyameti ne olur? Yevmel kıyameti zarf olur. Yüzüyle kötü azabı def edenler emin olanlar gibi değil. Ya insan yüzüyle nasıl azabı def ediyor? Çünkü kıyamet gününde cehenneme atılanların elleri çenelerin altında boğazlarına
yapışmış vaziyetten bağlanır. Ateşe atılırken dünyada elleriyle yüzünden mekruhu def ederken ahirette o yüzleriyle azabı def etmeye çalışıyorlar. Azabın şiddetini, dehşetini ortaya koyuyor. Oldu mu olmadı? Bu bir. Veyahut da ellerinin bağlanmasına gerek yok. Yani azap o kadar dehşetlidir, o kadar şiddetlidir. Bu da azabın defi için o kadar çırpınıyor ki vücudun en eşref azası olan veçiyle bile azabı def etmeye gayret ediyor. Elleri bağlı olmadan yüzüyle azabı def ediyor demek daha da mübalağayı ne ediyor? İfade ediyor. İkinci bir ihtimal, bu bir ihtimal değil, eller bağlı olup olmama konusunda ikiye bölünüyordu. İkinci bir ihtimal, yüzüyle azabı ne ediyor? Def ediyor. Yüzle azap def edilmez. Yüzle azap def etmek manası yani öyle bir azap ki def edilmiyor. Ondan korunma olmaz. Def'e bil vece, ittikai bil vece, Adem-u ma yuttaka bihiden kinayettir. Yani kendisiyle azap, def, kıyamet, cehennem azabı, kıyametteki cehennem azabı def edilen bir şey yoktur. Bu da ikinci bir nedir? İkinci bir ihtimaldir. Daif olsa da bu da ikinci bir ihtimal. Üçüncü bir ihtimal, o kimse ki veçiyle azabı def ediyor. Zikrül cüz kuvveci, yüz, iradedül kul. Yani vücudun tamamıyla azabı def etmeye ne ediyor? Çabalıyor, gayret ediyor. Öyle değil mi? Ha, bunda da mübalağa var ama birincide yüzüyle azabı def etmek kadar mübalağalı değil. Oldu. Su'e dedik yettakının mef'uludur. Sifet mevsufuna idafe olmuş. Yevmel kıyameti mef'ulu nedir? Lehudur. Oldu mu olmadı? Yevmel kıyameti mef'ulun, yani mef'ulun fihi lehu. Yettakiye nedir? Mef'ulu fihidir. Oldu. Manası nedir? Manası budur. اَكُلُّ النَّاسِ سَوَعُنْ فِي الْعَزَابِ İnsanlar azabda hepsi, insanlar hepsi eşit midir? Azabda demeyelim. اَكُلُّ النَّاسِ سَوَعُنْ İnsanlar hepsi eşit midir? Hayır. فَمَّنْ يَتَّقِ بِوَشِّهِ سُوَ الْعَزَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَنْ وَاَمِنٌ مِنْهُ Yüzüyle azab def eden, azabdan emin olan gibi midir? Hayır, onun gibi değildir. Anlaşıldı değil mi? Maalesef. Ayete devam ediyoruz. وَقِيلَ لِلْزَّالِم۪ينَ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقِيلَ لِلْزَّالِم۪ينَ Zalimlere deniliyor. Ne deniliyor? ذُوقُ Azabı tadın. Tadın. Neyi tadın? مَا اُشِيكِ كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kesip ettiğinizi tadın. Kesip ettiğinizi neydin? Tadın. Şimdi bakalım bu ayetin bu kısmının manası ne? Önce bunu bilelim. وَقِيلَ وَوْقِيلَيِ يَتَّقِ üzerine, mevsulun sılesi üzerine ne ediyor? Atıf ediyor. Sanki اَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجِ سُوَ الْعَذَابِ وَيُقَالُ لَهُمْ وَنَّ Niye yukalu diyorum burada? قِيلَدِر. Çünkü قِيلَ her ne kadar lefsi madiyse manası mudaredir. مُحَقَّقُ الْوُقُعُ كَالْوُقُعُ kabilesinden وَقِيلَ لِزَالِمِنَ denilmemiş, daha kıyamette denilecek. Oldu mu? وَقِيلَ يَتَّقِ üzerine matuf olduğunu öğrendik. Niye وَقِيلَ لِزَالِمِنَ denildi? وَقِيلَ لَهُمْ مَنْ يَتَّقِ بِوَشِّي zaten geçti. وَقِيلَ لَهُمْ demir yerine
Vakile li zalimine geldi. Sebep ne? Sebep budur. Niye onlar niye azaba atılıyorlar? İlleti nedir? Zulümleridir. Yani li zalimine, zalim yani kafirin zulümleri, küfürleri cehenneme atılmaya ne olmuş? Sebep olmuş. Cehenneme atılmanın, nara atılmanın sebebi zulüm olduğunu anlıyorsun değil mi? Zulümleri, küfürleri olduğuna, illet olduğuna işaret etmek için وَقِيلَ لِلْزَّالِم۪ينَ denilmiş. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Şimdi biz ne dedik? وَقِيلَ لِلْزَّالِم۪ينَ وَوَا عَتْفَدِرْ قِيلَيْ يَتَّقِ üzerine atfediyor. Lefsen bir madi, bir mudari, manasında ikisi de mudaridir. وَيَاقُوا da buradaki vav nedir? Haliyedir. Cümle yettakinin içindeki huveye ne olur? Huveye hal olur. Hal hal vakile lizzalimine. Bunu da diyebiliriz. Zalimlere deniliyor. Ne deniliyor zalimlere? Zuku, bakın. Sun, suna, sunu. Zuk, zuka, zuku. Cem-i müzekere muhatabın emridir. Zuku tadın. Neyi tadın? Ma kuntum teksibune. Kesbettiğiniz amelinizin, amelinizi tadın. Günahlarınızı tadın. Yani insan günahı tadmaz. Mudaf mukader. Yani ne? Zuku cezae ma kuntum teksibun. Zuku cezae ma kuntum teksibun. Kesbettiğiniz amelinizin, günahlarınızın cezasını neydin? Tadın. Zûku fil vâfu'an ma onun mef'lûlûr. Öyle değil mi? Kuntum fil nâkse tüm ismi de teksibune fil vâfu'an. Teksibunun cümlesi mahalle mensub kuntuma haber olur. Kuntum teksibunun cümlesi maye ne olur? Sıla olur. Zûku mâ kuntum teksibûne cümlesi de vakîle ne olur? Mâkul olur. Bildiniz değil mi? May mevsule ayd mahzuf nedir? Teksibûne hudur. Anladınız değil mi? Veya hota may meseleye de diyebiliriz. Vakîle li zâlimine zûku mâ kuntum teksibûne yani ve zûku cezâe kesbikum. Kesbinizin cezasını ne edin? Kesbinizin cezasını tadın. Bunu da anladık değil mi? Peki niye ceza ma ta'melun demedi, kes teksibun dedi? İnkar etmesinler. Mudafellerine teşebbüs etmesinler. Anlıyorsun değil mi? Yani sanki tadı neyi tadın? Kendinizi zorlayarak, çabalayarak, gayret ederek oluşturduğunuz kesbinizin cezasını alın. Başın bir şey değil. Bunu siz kesbettiniz. Siz gayret çaba gösterdiniz. Kesip amelden daha mübalağalidir. Bunu da öğrendik değil mi? Ma kuntum vebale ma kuntum veya ceza ma kuntum mudaf orada mukadder olduğunu da öğrendik. Bir de zûku neydin? Tadın. Ya insan azabı tatmaz. İnsan ağzına atar, diliyle tadar. Tad dille olur. Buradaki zûku ne olmuş? İstiare olmuş. Neye istiare olmuş? Yani ciltlerinizle, bedenlerinizle his edin. Buradaki zevk hisse isyar olmuş. Yani ne yapın? Zuku mana
ciltlerinizle, bedenlerinizle işlemiş olduğunuz günahlarının, amellerinizin cezasını hisseder. Buradaki zuku, hisse ne olmuş? İhsasa isar olmuş. Sanki demiş, ehsisu bi culudikum cezae ma kuntum teksibun. Oğlum olmadı. Öğrendik mi? Bitti 24. ayet. Efemme yettaki bi veçhi su'el azabi yevmel kıyameti ve qile lizzalimine zûku ma kuntum teksibun. 24. ayet bu şekil bitti. 26. ayete geçiyoruz. Kezzebellezine min kablihim. Bu Mekke müşriklerinin, bu Kureyşlerin, Kureyşlerden önceki kavimler ne ettiler? Tekzip ettiler. Neyi tekzip ettiler? Rusulehum. Kezzebe mef'ulu rusulehum. Kezzebe fiil. Ellezine onun faalidir. Min kablihim ellezine ne olur? Sıla olur. Kezzebe ellezine min kablihim mef'ulu rusulehumdur, mahzuftur. Yani Kureyşlerden önceki kavimler Resullerini tekzip ettiler. Ne ettiler? Tekzip ettiler. Anladınız değil mi? Ne oldu tekzip ettiler? Fetahumul azabu. Azap onlara geldi. Azap onları yakaladı. Nereden onlara geldi? Min haysu la yeş'urun. Farkında olmadan azabın oradan geleceğini hiç tahmin zan etmediği yerlerden azap geldi, onları ne etti? Yakaladı. Oldu mu olmadı? Kezzebellezine min kabli fetahumul azabu min haysu la yeş'urun. Haysu mekan içinde olabilir, zaman içinde olabilir. Yani zan etmediği mekandan veya beklenmedikleri zamanda azap geldi, onları ne etti? Onları yakaladı. Kezzebellezine min kablihim fe'etâhumul azabu min haysullâ yeş'urûn. Şimdi bu ayet geçmiş kafirlere isabet eden dünyevi azabını beyan ediyor. Kezzebellezine min kablihim fe'etâhumul azabu min haysullâ yeş'urûn. Yani bazı geçmiş kavimler günahlarından dolayı dünyevi azap neydi? Yakaladı değil mi? Bir önceki ayette neden bahsetti? وَقِيلَ لِظَالِمِينَ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Ahiret azabı geçmedi. Geçti. Bu ayette de, bakın bu ayette de, bu ayet cümle-i müstenifedir. Bazı kafirlere isabet eden dünya azabından neyti bahsetti. Yani ahiret azabında kafirlere isabet eden ahiret azabının beyanından sonra dünyada bir kısım kafirlere isabet eden azabı beyan etti. Yani önce bütün kafirlere isabet eden ahiret azabını beyan etti. Burada bir kısım kafirlere isabet eden dünya azabını neydi beyan etti. İki ayetin birbirleriyle münasebeti bu kadar. Fe'etâhumul azabu buradaki fa sebiyet içindir. Niye? Çünkü tekzip fe'etâhumul azabu azabın gelmesine nedir? Sebeptir. Oldu mu olmadı? Bu ayet, bu ayet zımni olarak müşrikleri ne ediyor? İndar ediyor. Müşrikleri korkutuyor. Nasıl korkutuyor? Onlara diyor ki, ey Mekke müşrikleri, sizden önceki ümmetler peygamberlerini, Resullerini tekzip etmeleri sebebiyle beklenmedik yerden azap onları yakaladı.
Siz de onların yapmış oldukları günahın aynısını, siz de tekzip yapıyorsunuz. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz yerden azap gelip sizi yakalayabilir. Gelip sizi ne edebilir? Yakalayabilir. Ha? Bedir'de onları yakaladı. 77 kişi, çoğu da Mekke'nin eşraflarından idi. Öldüler, yediler, geberdiler. Oğlum olmadı. Evet. 25. ayet neydi? Kezzebellezine min kablihim fe'etâhumul azâbu min haysu lâ yeş'urûn. Oldu mu olmadı? 26. ayete geçelim. Olmadığı yer varsa söyleyin, tekrar ederiz. Çekinmeyin. Fe'ezâkehumullâhul hizye. Yüce Allah onlara hizyi tattırdı. Hizy ne demek? Zillet demek. Sagar demek. Fadihat, rezalet demek. Yani fezâkehumullâhul hizye fil hayâti dünya. Dünya hayatında Yüce Allah bir takım zilletleri, fedahatleri, rezaletleri, azabı onlara tattırdı. Tattırdı. Ne gibi? O geçmiş ümmetlerin bir kısmı maymun domuza dönüştürüldü. Bir kısmı mesk oldular. Bir kısmı hasf oldular, yerin dibine girdiler. Bir kısımları öldürüldü. Bir kısımları esir edildi. Bir kısımları memleketlerden sürgün edildiler. Anlıyorsun değil mi? Ve bunların benzeri çeşit çeşit azaba maruz kaldılar. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında Yüce Allah hızı onlara ne getirdi? Tattırdı. Buradaki fa da bir önceki fa gibi fa-i sebiyet. Nasıl tekzib etahumun azabe sebep ise, tekzib fezâkehumun allâhul hızye fil hayâti dünyaya da nedir? Sebeptir. Anladınız değil mi? Peki onunla kurtuldular mı? Cezaları o muydu? Onunla yetindiler mi? Hayır. Ve le azâbul ahireti, ahiret azabı. Ahiret azabı ne demek? Ahirette verilecek olan azap. Onlara ahirette hazırlanan azap ekberu. Dünyada onlara isabet edenden kat kat daha büyük. Niye? Dünyanınkinin kat kat elem cihetiyle dünyanınkinden fazladır. Bir de dünyanın azabı ne kadar şiddet olursa da geçicidir. Ahiretinki nedir? Ebedidir. Oldu. Hiçbir zaman dünya azabı ahiret azabı tutmaz. Bir dersen ahiret azabı nerede? Dünyada diri diri bir ateşe atarsan aynı olmadı. Hayır. Dünya ateşi ahiret ateşinden 70 veya 100 derece daha düşük. Dünya ateşi insan 5-10 dakika yanar ölür belki. Ama ahiret azabı, ahiret azabı hem derecesi limiti yüksek hem ebedidir. İnsan ölüp kurtulmuyor. فَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ. Ahiret azabı nedir? Daha büyüktür. Bakın vel azabul ahireti vav ibtidayedir veya vav kasemdir. La azabu lam tekittir. Ekberu azaba ne olur? Haber olur. Vav kasemi olursa cümle cevabul kasem olur. Vel azabul ahireti ekberu lev kanu ya'lemun. Lev kanu ya'lemun. Anlıyorsunuz değil mi? Eğer Mekke müşrikleri, eğer Mekke ne? Müşrikleri bilseydiler, cevap mahzuf nedir? Lev kanu ya'lemune
لَسَدَّقُوا بِهَذَا الْوَعِيدِ Eğer ilimleri olmuş olsaydılar, bu vaidi tesdik edeceklerdi, bu vaidle öğüt alacaklardı, iman edeceklerdi. Ama onlar, ama ne? Onlar tedebbür etmezler, dolayısıyla bu vaidin ciddiyetini de bilmezler. Şimdi لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ temenni olabilir. Keşke onlar bu vaidi bilseydi, öğüt alsaydılar, bu azaba müstahak olmasaydı. لَوْ temenni de diyebiliriz. لَوْ شَرْتِيَ cevabı şart mahzuf da diyebiliriz. Yani لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ eğer bu müşriklerin yanında ilim olmuş olsaydı, o ilimleriyle tefekkür, tedebbür etmiş olsaydılar, لَسَدَّقُوا بِهَذَا الْوَعِيدِ وَاَعْتَبَرُوا بِهِ وَاَمَنُوا بِهِ cevabı şart mahzuftur. Nedir? لَسَدَّقُوا بِهَذَا الْوَعِيدِ وَاَعْتَبَرُوا وَاَمَنُوا بِهِدِر Oldu mu olmadı? فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ اَذَاقًا İstiaredir dedik, ona girmiyoruz. Fiildir. Hum mef'ul. Allah faal. Hizye de ikinci mef'ul. Fil hayati ezâkâ-i mutalıktır. Dünya hayatının sıfetidir. Vel azâb-ül ahireti mubtedidir. Ekber-ül haberdir. Bu cümle cevab-ül kassemdir. Eğer vav-ı kassem desek, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ cümle iptidayedir. لَوْ temenni içindir. Veya لَوْ شَرْتِيَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيَرُوا شَرْ ceza-ı şart nedir? Mahzuftur. Kaçıncı ayet bitti? 26. ayet bitti. 27. ayete geçiyoruz. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ دَرَبْنَا مَعْنَا بَيَّنَّا Biz beyan ettik linnâsi insanlar için فِي هَذَا الْقُرْآنِ bu Kur'an'da beyan etmişiz مِنْ كُلِّ مَسَلِ Her meselden ne etmişiz? Beyan etmişiz. Yani her meselden, her örnekten örnek getirmişiz. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki insanlar ne etsinler? Tezekkür etsinler, tefekkür etsinler. Şimdi وَلَقَدْ وَاوْ جَوَابَ قَسَمْدِرْ وَاوْ قَسَمْدِرْ Lame cevabı kasemdir. Kad tahkik içindir. Darabna fil nafa'a linnâsi darabna fil nafa'a linnâsi darabna'ya mutalık. Fihâza car-ı mecud darabna'ya mutalık. Kur'an hazanın sıfetidir. Milkulli meselin darabna'ya nedir? Mutalıktır. Leallahum hum ismidir. Yetezekerun cümlesi haber olur. Leallahum yetezekerun darabna'ya ne olur? İllet olur. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ لَعَلَّمْ يَتَذَكَّرُونَ Şimdi وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ Linnâs'taki elif lam niçindir? İstigrak içindir. Niye? Çünkü Efendimiz bütün insanlara gönderilmiş. Bütün cinlere de gönderilmiş. Onun için buradaki darbul mesel misalların beyanı bütün insanlaradır. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Yani bu azim, azim-u şen olan Kur'an'da biz ne etmişiz? Bütün insanlara beyan etmişiz. مِنْ كُلِّ مَسَلٍ مِنْ كُلِّ ne? Şimdi مِنْ كُلِّ مَسَل yani مِنْ كُلِّ اَشْرَفِ مَسَلٍ Yani eşref takdir edersek, yani ne demek? Yani insanlar için en eşref meselelerin tamamını biz burada ne etmişiz? Beyan etmişiz. Niye eşref diyoruz? Çünkü Kur'an'da bütün dünya misalları yoktur. Yalnız en eşrefleri, en şereflileri, en büyükleri vardır. Şimdi bu en eşref nereden çıkartıyoruz? وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِنَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ مِنْ نَا
Oradaki merselden murat eşref, azam. Yani demin eşref tahtet ederiz, eşref tahtet etmeye gerek yok. Meseldeki tenvin tazim için, teşrif için yaparız. Ya mesel nasıl azim olur? Mesel nef'i azim olur. Ne olur? Nef'i, menfaati, faydası azim olur. Peki ne demek ve lekad darabna linnâsi fi hâzel Kur'ân-ı min kulli meseli ne demek? Yani darabna mana vesafna, biz zikretmişiz. Fi hâzel Kur'ân-ı, bu Kur'an'da biz zikretmişiz. Neyi zikretmişiz? Min kulli mesel. Gaye kulle meselden murat, kulle mesel ki dini umurlarda, dünyevi mesalehlerde ihtiyaçları oldukları bütün meseleleri ne etmişiz? Beyan etmişiz. Buradaki kulle meselden murat, kulle mesel ki insanlar dünyaları için veya ahiretleri için ona muhtaçlar. Ha, o meselelerin tamamını beyan etmişiz. Artık eşrefran demeye gerek yok. Yani şerefli meselelerin tamamı insanlara beyan etmişiz. Ne demek? Yani şerefli meselelerinin insanların dünya ve ahireti için faydalı olanların tamamını biz bu Kur'an'da zikretmişiz, beyan etmişiz. Niye? لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكَّرُونَ Ta ki tezekkür etsinler, tefekkür etsinler. Ya لَعَلَّهُمْ niçindir? Tercih içindir. Allah-u Zülcelal'ın katında tercih, temenni yoktur. Biz ne deriz? Buradaki tercih Allah kullarına göre. Yani kullar onların tezekkürlerini rica etsinler. Ya öyle deriz veya deriz ki لَعَلَّهُمْ burada illet manasındadır. Key manasındadır. Key nedir? Manasındadır. Ama talil olması tereci insanlara nispeten demekten daha iyidir. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَّلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ زِعِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Kur'an'ın Arabiyen, onlara gönderdiğimiz Kur'an, Arabi Kur'an'dır. İveç, bir eğriliği yoktur. Ta ki onlar muttaki olsunlar bu Kur'an sebebiyle. Maharimlerden sakınsınlar. Maharimlerden ne etsinler? Sakınsınlar. Evamirlere ne etsinler? Sarılsınlar. Şimdi bunun da biraz inceliğine bakalım. Kur'an'ın hani ve lekad darabna linnasi fi hazel Kur'ani buradaki Kur'an'ın hazaya ne olur? Hazaya hal olur. Hazaya ne olur? Hal olur. Peki Kur'an'ın camidir nasıl hal olmuş? Arabiyen, müştak olan Arabiyen, mensuben tevlinde, mensuben ilel Arabi tevlinde olan Arabiyen, Kur'an'a sıfettir. Mevsufun sıfeti müştak olunca, dımnen, hükmen, o cami da, o mevsuf da sıfet olur. Kur'an'ın hazaya hal olmuş ne itibariyle? Arabiyen itibariyle. Ve illa Kur'an'ın camidir, hal olmaz. Bunun benzeri nahv kitaplarında Arapçada çok. Ca'e zeydun racülen salihen. Racülen zeydin halidir, salihen sıfeti itibariyle. Burada da Kur'an haldir, Arabiyen itibariyle. Bu bir ihtimal. Veya Kur'an'ın mahzuf a'ni ahusu emdahüye mef'ul da yapabiliriz. Veya Kur'an'ın لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا قُرْآنًا يَتَذَكَّرُونَ ne yapabiliriz? Mefrubi'yi de yapabiliriz. Kur'an Arabidir ne demek? Arabi lisanıyla, lehcesiyle nazır olmuş. Niye? Ta ki Arabler daha iyi bilsinler. Çünkü onlara gelmiş, merkezi onlardır. Kur'an'ı iyi anlasınlar. Kur'an'ın hüsnü nezmini
Maanilerin sevabını, fesahat belagatini daha iyi anlasınlar. Beşerin kelami olmadığını ta ki bilsinler. Kur'anen Arabiyen gayre zi'ivecin. İvec sahibi değil. İveci, ivecilikle musahabeti yoktur. Gayre zi'ivecin. Gayre zi'ivecin. Anlıyorsunuz değil mi? İvec maanilere denilir. Hani filankesin akidesinde ivecilik var, eğrilik var. Avvec ise ecsamlara denilir. Mesela bu basonda fihazel asa avvecun. Bu basonda eğrilik var. Bazıları da diyorlar hayır, ivec evet maanilere kullanılır. Avvec amdır. Maanilere, ecsamlara, ayanlara hepsine ne yapılır? Kullanırlar. Anladınız değil mi? İkinciye göre avvec am, ivec has. Birinciye göre birbirine zıt şeylerdirler. Peki Kur'an'da ivec yok ne demek? Yani Kur'an tenakuttan beri, ihtilaftan, birbirine ihtilaflı ayetlerden, ahkamlardan beri, ihtilaldan, bozukluktan Kur'an nedir? Beridir. Beridir. Gayre zi'ivecin leallehum yettekûn. Gayre zi'ivecin leallehum yettekûn. Bakın, gayre zi'ivecin dedi, gayre ne dedi? Gayre zi'ivecin dedi, müstakimin, yani ivec olmayınca nedir? Müstakimdir. Ya müstakimen deseydi, niye gayre zi'ivecin? Çünkü gayre zi'ivecin olunca gayreden nef manası var. İvec nekiredir. Mana itibariyle ivec neften sonra gelmiş. Nekire neften sonra gelmiş. Umumu tekidi ifade ediyor. Asla hiçbir suretle ivecilik yok. Ama müstakimen deseydi bu kadar umum anlaşılmazdı. Evet müstakimdir ama her yönüyle, her cihetiyle müstakimdir anlaşılmazdı. Anlıyorsun Ubeydullah. Onun için gayr-ı zi'ivecin dedi, Yüce Mevla müstakimen demedi. Çünkü müstakim bir cihetle de müstakim olabilir, birkaç cihetle olabilir, her cihetle olabilir. Ama gayr-ı zi'ivecin, ivecilik hiçbir suretle yok. Her yönüyle müstakimdir. Bir. Bir de gayr-ı zi'ivecin dedi, bakın, ivec sahibi değil. Yani ivecin arkadaşı değil. İvecin sahibi değil ise kendisinden ivec tarikul evlayla yoktur. Yani bir şey kötü arkadaşı yok. Yani kötü arkadaşla arkadaşlık yapmıyor. Ya kötüyle arkadaşlık yapmayınca demek kötülüğü, kötü huyu hiç yok. Burada da ne demiş? İvec sahibi değil. İvecle muttasiba. İvecin arkadaşı değil. O zaman tarikul evlayla İvecle ne değil? Muttasif değil. Gayre zi'ivecin müstakimden daha mübalağalı. Zi'ivecin gayre zi'ivecin gayre mu'vicinden daha nedir? Daha mübalağalıdır. Ve lekad darabna linnâsi fi hâzel Kur'ani min kulli meselin leallehum yetezekkerûn. Oldu mu olmadı? Kaçıncı ayeti? 28. ayeti. 29. ayetin başında duralım. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قد كفاني علم ربي من سؤالي